Ali Karahasanoğlu, o diplomayı evlerinize asarsınız artık. Şu Tayyip Erdoğan düşmanlarına bakar mısınız? Bunların büyük çoğunluğu İstanbul ili özelinde söylersek, Anadolu yakasında evleri olup Avrupa yakasında işi olan kaymak tabakadandırlar. Onlar eşek gibi sabahları Avrupa yakasındaki iş yerlerine giderken Boğaz Köprüsü yolunda bir buçuk saat, akşam da Anadolu yakasındaki evlerine dönerken bir buçuk saat yollarda rezillik çekerler, biraz sonra Yavuz Sultan Köprüsü geliyor birazcık nefes alacağız Allah sebep olanlardan razı olsun demezler. İşleri, güçleri kıskançlıktır. Bizim CHP'liler hayatta böyle bir projeyi gerçekleştiremezler. Bari biz de kıllık yapalım, ormanlar yol yapılıyor, yeşil talan ediliyor diye dava açalım derler açarlarda Ama köprü açılınca nimetinden en fazla onlar yararlanacaklar. Bir teşekkür de etmeyecekler. Günün herhangi bir saatinde Marmara Denizi'ni gören Göztepe'deki lüks dairelerinden çıkıp Fatih'e gitmek isteseler, iki buçuk saatlerini yollarda harcayacaklar. Marmara ile 10 dakikada boğazı denizin altından metro ile geçiyorlar. Dahası şimdi bir de Avrasya Tüneli geliyor, 20 dakikada Adeta uzay filmlerindeki gibi bir el hareketiyle arabalarıyla birlikte göztepe'den Fatih'e geçecekler ama onlar hala Tayyip Erdoğan'ın diploması var mı yok muyu tartışıyorlar. Ulan hırtolar. Tayyip Erdoğan'ın diploması olsa ne olur, olmasa ne olur? Siz icraata baksanıza. Siz şu an Kadıköy'den Zeytinburnu'na İki sene öncesine göre dörtte bir zaman diliminde gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Ne yani? Tayyip Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi'nin İşletme fakültesinden diploması olmasaydı başınız göğe mi erecekti? Kadıköy'den Zeytinburnu'na daha kısa sürede mi gidecektiniz? Nitekim dün medyaya yansıdı. Tayyip Erdoğan'ın noter tasdikli diploma örneğini YSK açıklamış. Ne oldu? Şimdi susup oturacaklar mı? Hiç sanmam. Onların derdi diploma değil ki. Dertleri kılçıklık yapmak. Diploma çıkarsa, "Aa işletmeciymiş. Bizi işletiyor bunlara yol der. Yine itirazlarını sürdürürler." Tayyip Erdoğan Amerika gezisinin yarıda kesip dönüyormuş. Bunlar da bir sevinç bir sevinç. Oysa üzülmeleri lazım. Bu kadar senedir adamı topa tutuyoruz. Bir milim adım yere atım attıramıyoruz. Haksızlığı gördüm kim olursa olsun resti çekiyor dik duruyor. Yine dik durmuş resti çekmiş. Anlayana mesajı vermiş dönüyor demiyorlar da dedikodu üzerine dedikodu üretiyorlar. İktidara gelemeyince, gelme ümitleri de olmayınca tek işleri dedikodu oluyor. Hemen bir malzeme daha bulmuşlar. Tayyip Erdoğan Amerika'daki seyahati sırasında aracına bindikten sonra Türk korumalarıyla Amerikalı korumalar itiş kakış yaşamış. E, bundan da büyük sevinç duyuyor bizim Erdoğan düşmanları. Ulan hırtolar, İtiş kakış yaşayanlardan bir bölümü Türk, diğer bölümü Amerikalı. Siz Türk'ten yana mısınız, Amerikalı yavurdan yana mısınız? Veya şöyle soralım: Sizin CHP'nizin iktidarında Türk korumaların Amerikalı korumalarla itiş kakış yaşamaya cesaretleri olabilir miydi? Bülent Ecevitinizin Bill Clinton'la görüşmesindeki ezik halini gözünüzün önüne getirip söyleyin. Clinton koltuğa yarım oturmuş, Ecevit de karşısında. Ben bir şey arz edebilir miyim efendim pozunda anlatıyor. Tayyip Erdoğan'ın Obama karşısındaki ayak üstüne ayak pozlarını bir kenarda tutun. Türk korumalar da Tayyip Erdoğan'ın izinden gidiyor. Görüntüleri izledim. Türk korumalar başları dik postalarını koyuyorlar. Başına eğmesi gereken birisi varsa görüntülere göre o da Amerikalı şaklabanlar. Dolayısıyla yavurdan fazla gavurluğa soyunan, Buradaki CHP'lilere de bize bu konudan da ekmek yok demek düşüyor. Amerika seyahati deyince aklıma geldi. Bir önceki Amerika seyahati sırasında ne diyordu bizim hırtolar? Amerika'ya giderse Tayyip Erdoğan tutuklanacak. Hayt, kaba kağıt. O tarihte Tayyip Erdoğan Amerika'ya gitti geldi. Şimdi bir daha Amerika'ya gitti. Bekledim bir daha. Amerika'ya giderse tutuklanması gündeme gelecek türünden bir kılçıklık yapsınlar. Ama onlar da artık savcı Barara'dan ümidi kesmiş olmalılar ki bu yönde küçücük bir haber bile yapmadılar. Nasıl yapsınlar ki? Tayyip Erdoğan'ın kılına dokunmayı bir kenara bırakın. Şarkıcının kocası, kendisini hiç sevmem ama o da tahliyenin eşiğinde. 2 Haziran'da kefalet duruşması vardı, bir karar çıkmadı 7 Haziran'a kaldı dediler. 7 Haziran oldu, işlerin kötüye gittiğini çakmış olmalılar ki, barara belge bombardımanı yaptı diye bir haber uçurdular. O günde karar çıkmadı. Şimdi ise usul usul kefaletle tahliye edilebilire geldiler. 75 yıl hapis yatacağını söyledikleri Reza, bu günlerde kefaletle çıkarsa, hiç şaşırmayın bunların hayatları bu işte. Yalan, iftira, gavur avukatlığı, Müslüman düşmanlığı. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.